Sayın Şükrü Kocabıyık, Lezzet Lokantası'nın karşısındaki kuru temizleyiciyi geçtikten sonra soldaki ilk sokağa sap, 15-20 adım yürü, sağda ayakkabı tamircisi var, ona sor. Papazı bulduk gene. Aferin Adem. Postacılar yarışına bu yıl seni seçtiler, gurur duydum vallahi. Benim postanemden böyle bir adamın çıkması... Teveccühünüze layık olmaya çalışacağım müdür bey. İnşallah kazanırsın da kupayı biz alırız bu yıl. Sayenizde o da olur inşallah sayın müdürüm. Bu memleketin en hızlı postacısı kimmiş göstereceğim. Posta! Çıkmış mı Adem oğlum, çıkmış mı? Ne çıkmış mı Nuri amca? Kira kanunu! Çıkmaz! Hiç bekleme boşuna! Her bir şey çıkar, o çıkmaz! Çıkmaz olsun hay Allah! Adem efendi, mektup yok mu bugün? Yok, Ahmet üniversite sınavına hazırlanıyor, yazamadı. İnşallah yarın. Posta! Postacı abi! Bana da mektup getirdin mi? Al, bu iyiliğimi de unutma. Posta kutusuna atsam, babandan öyle bir dayak yerdin ki... Yaşasın! Tövbe tövbe, insan günaha girer vallahi. Ah canım, gel ben de seni öpeyim, içimden geldi. Kız postacı! Sana söylüyorum kız postacı! Doğru konuş be! Sen kime kız diye hitap ediyorsun? Esas kız sensin! Sana 50 kere benim mektubumu posta kutusuna atma demedim mi kız? Ya, ayağına getireceğim! Çıkarıp 5 kuruş veriyorsun da! Kız, kutunun anahtarını kaybettim kız! Ne yapayım? Kaybetmeseydin kız! Tüh, boyun devrilsin yandan çaklı kız! Çattık sabah sabah gene! Posta! Posta! Gözün aydın Şaziye teyze, asker mektubu getirdim sana. Oğlumdan, bir tanecik Mehmet'imden ne olur Adem bey oğlum, okuyiver şunu bana. Olur. Anacığım, önce ellerinden öperim. Beni soracak olursan iyiyim. Allah'ım kıtama sağ salim geldim. Tevfik abi, al beni takıma, zehir gibi solaçık oynarım. Bir çalım, bir çalım daha lamba gibi asarım topu 90'a. Bir den abi beni, bir şans tanı bana. Sen önce şu sigarayı bırakmaya bak, emzik gibi ağzından düşmüyor. Peki abi, hemen. Oo, hoş geldin süslü kardeş. Hoş bulduk. Saç mı, sakal mı? Sakal. Elini çabuk tut, antrenman var. Bu hafta eklemezse mi maç? Hı-hı. Beş çekeriz. Atma süslücüğüm, atma. Merhaba baba! Hadi bakayım! Adem abi, Sevtap abla camları siliyor. Beni bekliyor, bir gün görmese hasta oluyor. Yandan çarkı, ne haber? Haberler iyi. Postacılar yarışına beni seçtiler. Yarın sabah çalışma başlıyor. Günde 20 kilometre. Ama ben hafif hafif çalışmaya başladım. Senin nişan işin oldu. Yattı mı yoksa? Kim demiş?
Abisine yazdılar Almanya'ya. Allah, yandın! Sen onun abisini gördün mü? Yo. Hastanın tekidir, vermez oğlum o herif kardeşini kimseye. Benden iyisini mi bulacak? Oho, sana gelinceye kadar kimler istedi de vermedi. Haklı. Kızın evi var, malı mülkü var. Damada yedirmek istemiyor adam. Ben yiyeceğim, görürsünüz. İşte buraya yazıyorum. Sevtap benim kısmetim. Evine de oturacağım, parasını da yiyeceğim. Kız aşkımdan camlara tırmanıyor, sinek gibi. Ne oluyor bunlara? Ne oluyor bacım? Azdı kız. Aleniyete döktü artık. Tabii evde kaldı, ne yapacağını şaşırdı. Babası dururken bize düşmez. O da ne geniş adam. Abisi gelse bunu öyle bir benzetir ki. Şu zırıltıya bak. Teybi açmış sonuna kadar gene. Ev sahibinin kızı diye sesimizi çıkaramıyoruz. Eline sağlık Sevtap. Çok güzel olmuş, bal gibi. Afiyet olsun. Vallahi kızım diye söylemiyorum. Elinden her bir iş gelir. Öyle Allah için, her şey geliyor. Oğlum Latif de bir dikiş makinesi yolladı Almanya'dan. Elektronik. Ne? O da mı elektronik? Yapma Berasim amca. Ne diyorsun oğlum? Ayarlıyorsun, 2 dakikada pantolon dikiyor. Yok ya. Herifler neler icat ediyor. Latif Bey de eksik olmasın, Almanya'da ne çıksa hemen buraya yolluyor. Koysana oğlum, koysana. Şu bizim işi bitirelim artık Berasim amca, kurban olayım. Bitecek inşallah oğlum, biraz daha sabret. Akşama sabaha mektup bekliyorum Latif'ten. Onun da rızasını alalım, gerisi kolay. Allah razı olsun. Hakiki babamdan çok severim seni. Eksik olma. Bana müsaade artık. Üf, kurt gibi acıkmışım. Anne! Hı? Anne! Ah. Anahtarı unutmuşum, atı ver. Her zaman unutursun zaten, al! Bu da bir ötüyor ki, insanın içi kıyılıyor vallahi. Allah nazardan esirgesin evladım, pek yakışmış maşallah. Güzele ne yakışmaz anne? Ne pişirdin? Patates. Etli mi? Et nerede be evladım, et nerede? Etin kilosu 1000 lira oldu. Biraz kıyma ataydın içine hiç olmazsa. Günde 3500 kalori almam lazımmış benim. Vallahi bu ev bir gün günbedenek tepemize inecek. Bugün ev sahibi Sıtkı Bey geldi. Ya bu aydan itibaren kirayı 25.000 lira yapın ya da evden çıkın diyor. Yandık. Vay insafsız herif. Sen daha düşün. Sana apartman sahibi, hanımefendi bir gelin buluyoruz. Hala gidip isteme. İstemem oğlum, istemem. Ne yapayım ben o kızı? Nasıl istemesin ana? Kız otomatik. Günde 3 defa camları siliyor, 5 defa çamaşır yıkıyor. 30 yaşını geçti, ne yapacağını şaşırdı. Biraz evde kalmış öyle. Ama her bir şeyi otomatik. Sen makineleri gör. Bir düğmeye basıyorsun, bulaşık yıkıyor. Bir düğmeye basıyorsun, pantolon ütülüyor. Ama ne yapayım? Ay istesen sana kız mı yok? Böyle aslan gibi bir devlet memuruna. Ha? Ya, aslana bak. Televizyonunun bile tüpü bitmiş. Yavaş oğlum, yavaş! Ev yıkılacak! Ay, otur da yemeğini ye! Yıkılsın anasını satayım. 25.000 istiyor bu eve, ha? İştah mı kaldı bende? Sol ayağınla sağ köşeye! Sağ ayağınla sağ köşeye! Aferin! Yuuu! Kola! Yandan çarptı geliyor! En büyük alem, başka büyük yok! En büyük alem, başka büyük yok! En büyük alem, başka büyük yok!
şey Demiroğlu'sun. Şey kapısını almayı unut. Hala dolduramadın mı altılıyı artist? Şimşek vurursa yarışı 100.000'lik kaldırırım. Şimşek favori oğlum. Sürpriz oynayacaksın yoksa iş yok. Bana bak Şükrü, sen de iyi parlak düşünme be. Abi sen beni takımı al. Ayakkabılar her gün beleşten gıcır gıcır. Saçını sana abi. Merhaba yandan çaklı. Merhaba. İyi be, yok, mektubunuzu kahveye getiriyoruz artık. Buyurun artist bey. Allah! Filmden 5.000 kağıdımız var gene. Herife bak. Filmin cönünden 5.000 kağıda sabahtan akşama kadar dayak yiyecek, havalara zıplıyor. Ver bir sigara şimdi. Al abi, ayıpsın. Marlboro ver Zula'dan. Senden de bir şey saklanmıyor. Buyur. Yak Tevfik. Ahmet, yazmadın mı daha Huriye'nin mektubunu? Yazdım abi. Aferin. Al paranı. Alaaddin Bey Huriye'ye seni seviyorum dedi mi? Dedi abi. İyi. Alaaddin Bey'in kokusundan da dök. Kim bu Alaaddin Bey ya? Yok öyle biri ya. Karı kendine mektup yazdırıp hayalleniyor. Biz de yolumuzu buluyoruz. Bu sefer senin Alaaddin döktürmüş. Kaleminden kan damlıyor. Ne aşıkmış be. Adem efendi, yarın gene getir. Getiririm ama bu para idare etmiyor. Biraz arttır. Hayrola ağasım? Sen bu mahallede ne geziyorsun? Burada birine telgraf var Almanya'dan. Rasim Yılmaz Türk. Tanır mısın? Tanımam mı? Kayınbabam. Allah Allah! Niye telgraf çekti acaba? Mektup bekliyorduk. Ben götürürüm. Oldu. Bunda bir iş var ya. Dur bakalım hayırlısı. Gavur icadı işte bu Rasim amca. Şu kadarcık aletin içine herifler dünyayı sığdırıyor. Ez ayaklarını asıp yüzer değnek, sonra da zindana atın. Baş üstüne efendimiz. Götürün. Posta! Sevtap, kapıya bakıver kızım. Peki baba. Evet, bakıyorum. Hasan Bey, senin atalar ne hep kullardan yana. Müjde, telgraf var abinden. Söyledir efendimiz, ayaküstü uydurulmaz. Ne dedin? Baba, ben kardeşimi postacıya vermem. Stop. İki haftaya kadar oradayım. Stop. Kızım, sen bu abinin aklıyla hareket edersen hiç evlenemezsin. Ben de intihar ederim. Uyku hapı içerim. Kız deli olma, enayi misin? Şimdi girelim içeri. Sen bu telgrafı Sevtap'ın evlenme işine çok sevindim diye oku. Sonra da telgrafı yok et. Tamam mı? Tamam. Hadi. Baba müjde! Telgraf geldi abimden. Gözlüğüm nerede? Ben okurum. Kardeşimin işine çok sevindim stop. İki haftaya kadar oradayım stop. Ellerinden öperim stop. Gözün aydın Rasim amca. Senin de oğlum, senin de hepimizin gözü aydın. Sevtap'ı istemeye annemi ne zaman getireyim? Yarın. Olur, tamam. Acelen ne kızım? Kız artık dayanamıyor canım. Otursana Adem. Yabancı yer mi burası? Evin sayılır artık. Öyle ya, otursana Adem. Bu herif ne geziyor burada? Evimde istemem böyle adamları. Maşallah Lütfi Bey. Ne zaman gelsem buradasınız. İyi. Evet anne, dök. Dök anne. Sıcak ya. Yandım. Yeter.
Bak bir aksilik yapma orada. Yüzün gülsün. Merak etme. Kızı Rasim amcadan isterken ne söyleyeceğini bir iyice ezberledin mi? İyi bari. Bir de imtihan et. İki kere iki kaç eder? 17. Hadi oradan gevezelik etme. Kızım şunu takmasam olmaz mı? Aa, olmaz. Rezil oluruz. Dokunma. Bir tanecik alsam ne olur? Canım çekti. Hayır. Adem gelmeden sofranın düzenini bozdurmam. Kayınvalidem böyle görsün. Baba baksana bana. Güzel olmuş muyum? Olmuş olmuş. Rasim amca, sen Çerkez tavuğundan hiç yemiyorsun. Yemeyeyim oğlum, akşamları dokunuyor. Yenmez mi bu be? Bayıldım vallahi. Sen almıyor musun, beğenmedin mi yoksa? Çok beğendim. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun efendim. Dolma da nefis anne. Aldım oğlum, aldım. Tatlı yaptın mı kız? Tel kadayıfı yapaydın, kaymaklı. Hı hı, yaptım. Seftap'ın kadayıfı bir numaradır vallahi. Bir kadeh daha rakı koy. Peki Adem. Bir tane buz at içine. Ah, olur Adem. Adem oğlum. Ne? Çok içme. Bu gece benim gecem anne. Bırak içmişken içeyim. Bu gece benim gecem, bu gece bizim gecemiz, cama vuran her dam. Hop, kayınpeder! Şşt! Oo! Hah, işte tam zamanı. Rasim efendi, biz buraya Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Selami abi, he? Yandan çarklı takmış yengeyi koluna geliyor. Yapma he? Ya! Aferin be, erkek adammış. Takmış kızı koluna, garanti eve atacak. Herife bak be, sanki küçük dağları o yaratmış. Girsene. Annen yok mu evde? Yok herhalde. Çıksana kız. Ne yapacağız yukarıda? Evcilik oynarız. Annen yoksa çıkmam. Hani el öpmeye gelmiştik? Misafir umduğunu değil, bulduğunu öper. O yoksa sen de beni öpersin. Senle ben yalnız. Ya bir gören olduysa? Olsun. Ne var bunda? Sözüm değil misin? Hadi yürü. Ne yapacaksın bana yukarıda? Sanki bilmiyorsun. Bırak numarayı kız. Hamile kalmak istemiyorum Adem. Kızım, abim başka türlü evlendirmez bizi. Bak, kalbim nasıl çarpıyor. Allah, lastik top gibi. Yapma Adem, kıyma bana. Korkma, çok kolay olacak. Abin de bırakacak peşimizi. Annem! Ya ben ne talihsiz adamım. Asıl talihsiz olan benim. Heh, şimdi annemi öpersin. Leute, lachen ist das Motto. Wer wo jetzt? Ich sag, wo bin ich?
Latif beyler, gel bavullarına yardım edin. Olur. Oğlum, aslanı benim. Dur bakayım, hoş geldin Latifciğim. Öpeyim abicim. Hadi öp bakalım. Gözün aydın Septapçığım. Hoş geldin kızım. Müsfader sand başına da koy kız. Sağ ol kızım. Aslan gibi olmuşsun. Sen güzel oldun çok Septap. Sen de mihtisum leysin malge zeyin ha. Bitti canım, bitti, bitti. Bir dakika, bir dakika. Canım benim. Hadi yürüyün, yürüyün, yürüyün hadi, yürüyün, yürüyün! Aslan oğlum benim! Baba nasılsın bakalım, alayım iyisin yenge. Ha? Almanya'yı buraya taşımışsın vallahi Latifciğim, hadi gel canım! Otur! Of, çok yorul! Septap, abinlere Nescafe yap bakayım, hadi! Yaksana oğlum! Ondan verme baba, öksürtüyor! Kız Petra, meine Zigaretten sind weiter. Ja, ja. Şu sigaradan bir tane de ben yakayım Latifciğim. Merci, danke canım. Sen de geç Großvater. Çekme, bir dakika, bir dakika. Septap kız, bırak kahveyi, koş çabuk! Efendim? Gel kız, resim çektiriyoruz, otur şöyle. Achtung, alıyorum. Achtung, alıyormuş. Defol içeri! Ama ne? Adam başını dinlesin biraz canım! Yoldan gelmiş yorgun! Tanıştığımıza çok memnun oldum Latifciğim. Bana müsaade, biraz işim var. Gel seni bir öpeyim. Canım benim. Öpeyim babacığım. Güle güle evladım. Kim bu herif? Sen onun nereden babası oluyorsun? Sevtav'ın sözlüsü ya oğlum. Sözlüsü mü? Ne zaman söz kestiniz benden habersiz? Habersiz olur mu oğlum? Senin de rızanı aldık ya, telgraf çektin bize. Ha, şimdi anlaşıldı. Postacı, bu o postacı. Ben size ne yazdım baba? Kardeşimi postacıya, mostacıya vermem demedim ha? Tövbe billahi, öyle bir şey yazmıyordu oğlum, sana yeminle. Ya ben Türkçeyi mi unuttum, yoksa delirdim mi? Sevtap! Sevtap kız gel buraya! Oğlum! Bu iş olmayacak baba. Yoksa hepinizi gaz döküp yakarım ha! Efendim abi? Öldürürüm kız seni! Öldürürüm! Halt Latif! Dur! Çekil be! Baba! Adamı katil edeceksiniz be! Bana sormadan kız verirsiniz ha! Nein Latif, nein! Ulan ben de seni o herife verirsem... ...bana da Latif demesinler. Bana ne? Bana ne, bana ne? Bana ne ha? Bana ne ha? Kendine gel oğlum!
Benden izinsiz bundan sonra odasından dışarı çıkmayacak baba! Allah Allah! Niye çıkmıyor pencereye bu kız? Sevtap! Sevtap! Kim bu? Bilmem. Nevoş! Ne var? Nişanlım yok mu? Kim ulan senin nişanlın? Yo, ağzını bozma bak! Bozarsam ne olur lan? Ha? Bozarsam ne olur lan? Kendine gel bırak oğlum! Ulan, bırak! Ulan öldürürüm seni! Beni tehdit mi ediyorsun lan? Bırak baba! Bırak! Al ulan! Eniştene bunu yapamazsın! Hoş! Enişteymiş! Allah'ım hala konuşuyor bak! Bırak baba! Bırak! Bırak! Lan çekil lan, be! Al ulan! Terbiyeli konuş! Dava ederim seni! Koskoca bir devlet memuruna hakaret edemezsin! Geberteceğim ulan seni! Dur oğlum, bir dur! Allah! Oh! Bir daha buralarda dolaştığını görmeyeyim! Kırarım bacaklarını! Gel oğlum, gel! Bunu da senin yanına bırakırsam, bana da postacı Adem demesinler! Üç gündür Latiflerin evinin önünden geçemiyormuşsun. Sıkmıyor değil mi? Kim demiş? Latif matif vız gelir. Hadi ya. Posta işi bir gün bile aksamaz arkadaş. Geçemezsin. Latif adamı vurur. Ne vuruyor be? Alaman bozması ördek mi avlıyor? Şuna iyi bak, görüyor musun? Latif Bey'e emlak vergisi. Cezalı. Şimdi gidip eline vereceğim. Bu alamanın sütü de bir başka oluyor baba. Her çeşidi var. Çileklisi, buzlusu. Posta! Adem! Adem mi? Gene geldi ha! Sen kimsin be? Boyacı. Posta! Posta demek ha! Posta ha! Baba ne olur! Sen dur oğlum, ben bakarım. Niye geldin gene? Delirtmek mi istiyorsun oğlumu? Ne münasebet, ben vazifemi yapıyorum. Latif Bey'in emlak vergisi borcu varmış da, cezalı. Cezalı vergi mi? Bir yanlışlık olacak, ver bakayım şunu. Olmaz, Latif Bey kendi imzalayacak. Kanun böyle. Borcum borcum yok benim ya. Ben orasına karışmam. İmzalayın lütfen şurayı. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Olur böyle şeyler, üzülmeye değmez. Bizim bir İbrahim vardı, vergi yüzünden kanser oldu. Gir kız içeri! Oğlum! Ulan bana bak! Üstüme gelme bak, vazife başındayım ha! Gel oğlum, içeri gel, hadi gel! Büyüksün abi! Ay sen gene mi geldin buralara? Daha çok geleceğim Berna Hanım, sen dur! Şu oturduğun daireye damat olarak yerleşmezsem, bana da Adem Keskin demesinler. Helal olsun be! Helal olsun! Vergi borcunuzun 3 gün içinde ödenmesi. Niye ödemediniz baba? 78 yılından borçluymuşuz. Ne oluyordu demin kız sana? Herifin sesini duyar duymaz ayaklara fırladın. Boş bulundu oğlum. Ya kapıları gözetlemesi? Sen bu işe karışma baba! Oğlum! Ne söyledim kız ben sana? Ha? Odandan dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Ha? Demedim ulan! Ha? Demedim mi? Vur! Öldür ama önce beni dinle! Latif!
Önce bir dinle. Söyle bakalım. O beni... Bir gün... Evine götürdü. Ne? Baba sen de izin mi verdin? Söz kestikten sonra annesine el öpmeye gittiler, adettir. Ne var bunda? Ama annesi evde yoktu. Eve attı demek seni. Sonra? Söyle! Soydu. Ne? Yatağa yatırdı. Yatağa yatırdı ha? Ne gülüyorsunuz lan? Hadi dışarı, dışarı, hadi! Petra, sor bakalım bir şey yapmış mı? Sevtap, sana bir şey yaptı? Yaptı. Allah kahretsin! Namusumuz beş paralık oldu. Merak etme baba, öldüreceğim o herifi, geberteceğim! Sonra da seni geberteceğim. Fater, tutunuz Latif, bitti! Var Adem öldürmek! Latif, dur oğlum, yapma! Bir delini kesme! Sen karışma baba! Hapislerde çürürsün sonra, beni dinle! Dinle ya, babacığını dinle. Aklını başına topla, bırak elindeki o silahı! Ay bari vuracak olsa! Gidip öldüreceğim o iti! Bok öldürürsün. Belki söylediği gibi değildir. Önce bir doktora götürüp mani ettirsen. Doktora mı? Postacı kız! Kız gene mi mektubumu yukarı getirmedin ha? Sen hayatta mektup bekleme benden, tamam mı? İnadına kutuya atıyorum. Hay Allah! Senin gibi postacının boyu devrilsin! Oh! Sana da kızı vermiyorlarmış işte! Nasıl vermiyorlarmış? Eşek gibi verecekler! Ben adamın ciğerini alırım! Adem abi! Adem abi! Duydun mu Latif Bey kurban kesiyormuş? Niye kesiyormuş? Kız kardeşine temiz rapor aldı diye! Aldı he? Doktora götürdü demek. Vay namussuz, yemedi numaramızı. Bir şeyler koy, Alaturka olsun! Peki baba! Bir mikroptan kurtulduk! Hadi şerefe! Şerefe! Verilmiş sadakanız varmış Latif Bey! Öyle öyle, öyle! Niyeti neymiş biliyor musun baba? Karşı daireden Ferit Beyleri çıkarıp kendi yerleşecekmiş! Sonra da oh ense! Boyu devrilsin! Ya, ya! Biz Almanlar da it gibi çalışalım, mark biriktirelim... Bu Allah'ın ayısı gelsin, yesin! Farkında değil ki benim kardeşim, saf! Herifin niyeti başka! Enayi buldu bizi, yolacak! Estağfurullah Latif Bey, o ne demek? Öyle öyle, ben anlamaz mıyım? Hadi içelim, hadi içelim! Buyurun, buyurun, buyurun! Petra yaptı! Alman usulü! Gebraten Flash! Kartofelli! Ben yaptı ya! Buyurun! Guten Appetit! Afiyet! Yiyin, yiyin! Ha Petra, ısrar etme Allah aşkına! Ay neremize yiyeceğiz? Burama kadar doydum vallahi. Durun bakalım canım, daha yeni başladık! Petra, Ferit Bey'in rakısı bitmiş! Ben almasam yenge hanım! Olur mu canım? Ne demek? Bu gece içilecek! Sevtap, buz getir kızım! Baba bu kızı vakit geçmeden namuslu biriyle evlendirelim! Bok evlendirirsin! Doğru söylediniz Latif Bey! Hem de çok iyi olur! Hem de vakit kaybetmeden! Çünkü ne yapacağı belli olmaz bu postacının!
dürüst, iman sahibi, içkisi kumarı yok, tam erkek. İçelim, Lütfücüğümün şerefine içelim. Geberin inşallah. Ulan gene mi sen? Allah! Adem abi, Adem abi! Kaç durma buralarda abi, Latif Bey seni arıyor. Niye arıyormuş beni? Vallahi bilmem abi, öldürecekmiş galiba. Öldürecek mi? Neyi öldürüyormuş be? Sıkı mı öyle adam öldürmek? Gelsin de görelim. Tabancası var abi. Ne? Ne var bunda? Kayınbiraderim tabancasız dolaşmaz. Oğlum bırak bu ayakları da saklan. Yahu hep de beni bulur böyle şeyler. 40 yılda bir hanımdan habersiz kahveye kaçtık. Hey, eyvah! Geldi! Nerede? Burada mı o postacı? Oo, Latifciğim hoş geldin. Kayınbiraderime benden bir demli çay yap bakayım. Bana kayınbiraderim deme lan, öldürürüm seni! Allah! Öldüreceğim lan seni! Öldürebilirsiniz Latif Bey, fark etmez! Biz birbirimizi seviyoruz! Sus, yalan söyleme! Senin gönlün onda değil, parasında! Katiyen! Ben onu parası için değil, temiz bir aşkla seviyorum. Artık olan olmuş Latif Bey oğlum! Ver kızı olsun bitsin! Vermem! Alaman reis cumhuru ayağıma ricaya da gelse, vermem bu sahtekara! Ben kardeşimin dini bütün müezzin Lütfü Efendi'ye veriyorum. Ne haber damat? Kuş kafesten uçtu. Sen öyle bil. Hani kız avcunun içindeydi? Niye telaşlanıyorsunuz? Alacağım kızı. Var mısınız iddiasına? Varım, bir büyük rakısına. Ben de varım. Ben de varım, ben de varım. Hey, beni de unutmayın. Ben bu kadar rakıyı içersem küfelik olurum. Verdim kardeşimi sana Lütfücüğüm. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sen ona bakma Lütfücüğüm. Çok sevindi de. Sen etrafa göz kulak ol. Tamam, tamam abi. Hadi. Ne var, ne oluyor? Sus kız! Seni kaçırmaya geldim. Bugüne kadar aklın neredeydi? Sahi, aklım neredeydi? Ben de akıl mı bıraktın kız? Hadi gel! Nasıl geleyim? Atla, atla! Atlarsam ölürüm. Doğru, ölürsün.
Balkondan gel. Tamam. Oh. Ne biçim karı bu ya? Tarkan gibi. Beni her gün döver vallahi. Petra! Kız Petra! Nerede kaldınız be? Getir şu kızı! Yok Sevtap Latif! Yok mu? Nereye gider ya? Siz bunlar balkona terk gelin. Balkondan kaçmış ha! O postacı itti kaçırdı kızı! Gidelim vakit kaybetmeden. Derisini yüzelim o ırz düşmanının. Al evladım. Teşekkür ederim teyzeciğim. Anne. Aa. Geç kaldılar. Şimdiye kadar kapıya dayanmaları lazımdı. Ne olacak dayanırlarsa? Hah. İti an çomağı eline al. Çık şunlara ağzına geleni söyle kızım. Bırak şimdi bu lafları anne. Aç lan kapıyı! Sana kız kaçırmak neymiş göstereceğim! Terbiyeli konuş Latif Bey! Kardeşinizi zorla kaçırmadım, kendi isteğiyle geldi. Sus melun! Irz düşmanı kafir! Bana bak Lütfü, senin sesin çok çıkıyor. Lafına sözüne dikkat et ha! Çekil sen! Ne oluyor kız? Abi, boşuna nefes tüketme! Ben çocuk değilim, anladınız mı? Bütün mahalleni duysun! Adem'i seviyorum! O uyuz Lütfi ile de ölsem evlenmem. Duydun değil mi Latif Bey? Duydun değil mi baba? Sevtap kızım, gel etme. Uyma ona. Ne oluyor kız? Gelmem baba, hiç boşuna yorma kendini. Sen de harcadın beni. İşte kulağınızla duydunuz. Burada hakikatler konuşuyor. Hadi dağılın bakalım. Dağılın be, aa! Boğacağım ben bu herife! Sakin ol oğlum, yapacağımız bir şey yok. Hadi gidelim. Kim demiş? Polis çağırırım! Yürü damat, karakola gidiyoruz. Goodbye canım, goodbye. Gene bekleriz. Adem'im, al bakayım. Kondisyon meselesi. Sizin umurunuzda değil, ne olacak şimdi? Boş ver, kanuni yoldan bir şey yapamazlar. Nüfus kağıdını aldın inşallah yanına. Aldım tabii, bak. Aferin kız, kafan çalışıyor. Geldiler. Kardeş aç bakalım kapıyı. Olur açayım kardeş. Toplanmayalım beyler, toplanmayalım. Buyurun memur bey. Sevtap Yılmaz Türksiz misiniz? Evet. Buraya kendi isteğinizle mi geldiniz, herhangi bir baskı oldu mu? Hayır memur bey. Aldım bohçamı, geldim Adem'e. Dayanamadım artık. O kadar sıkılıyordu ki, düşüp düşüp bayılıyordu kızcağız. Ne yapsın memur bey? Hüviyetinizi verir misiniz? Buyurun. Mersi. Teşekkür ederim. İyi geceler. Yapılacak bir şey yok. Kızın yaşı reşit. Siz onun yaşına bakmayın memur bey. Aklı kıttır. Kıttır. Ya benim kardeşim gerizekalıdır. Hadi oğlum gidelim hadi. Gidiyorum ama ben bunu senin yanına bırakmam. Tehdit yok beyler. Tehdit yok.
Latif Bey, gel anlaşalım. Kim? Ben senden anlaşacağım ha? Sen bilirsin vallahi. Kız burada. Sana 3 gün mühlet. Çok beklersin. Hadi. Öyle konuştuğuna bakma. Şimdi sinirli, atıyor. Yarın yumuşar o. Yapma kız. Yapma diyorum. Yaparım. Yapma kız, fena alıyor. Anne. Hadi anneciğim, uykun geldi, sen yat. Allah rahatlık versin. Sana da canım benim. Hadi, biz de yatalım artık. Oh. Ama burada olmaz. Şiddetimizden ev çöker. Yürü aşağı inelim. Ne yapacağız şimdi baba? Pazarlığa mı oturacağız bu herifle? Artık uyu Latif. Morgan Brit an. E sabah oldu. Dur lan karı. Ne yapalım sabah olmuşsa? Biz de görüyoruz. Burada bir şey konuşuyoruz değil mi? Oğlum başka çaremiz yok. Artık olan oldu. Anlaşalım. Anlaşalım gitsin. Yok benim öyle kardeşim. Bitti, sildim defterden. Adem Bey de sanıyor ki namus belasıdır. Ayağına gidip yalvaracağım. Yok öyle şey. Şimdi gelsin Latif Bey de konuşalım. Bir daha ne olursun, annem uyanmadan. Yo, kondisyonum bozulur. Her seferinde 1500 kalori kaybım var. Kolay mı canım? Öldürecen mi beni? Aa. Yarış bitene kadar bir daha bu iş yok. Unut. Öptüm canım, bay bay. Adem abi! Helal be Adem abi! Amma elin çabukmuş, bütün mahalle olduğu gibi iftihar ettik, anlıyor musun? Siz Adem'i ne sandınız? Orta Doğu ve Balkanların en hızlı postacısı. Bay bay canım! Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bitti. Haberler kötü, maalesef Latif Bey. Boyacı Şükrü gözüyle görmüş. Anası çarşafı asmış pencereye. Bunu mu müjdelemeye geldin Lütfü? Çatlatır bu münafıklar insanı canım. Çarşafı astıktan sonra etrafa dönüp eliyle böyle böyle yapmış anası olacak cadığıma. Yeter! Yeter, kes artık be! Seni de başımıza damat yaptık! Öldürürüm seni! Yürü! Defol! Dışarı çık! Çık dışarı! Ben ne yaptım ki? Defol! Öf be! Sıfır, sıfır. Şuraya bak. Önüne gelen başrol oynuyor. Ah be, bize bir şans tanımadılar. Şu Toto bir tutsun, film yapıp sana başrol oynatacağım. Dalga geçmenin sırası mı şimdi? Ya bu sefer tutar. Ah, hala şu kira kanunu çıkmadı. Çıkmaz mirim, çıkmaz. Boşuna umutlanıyorsun. Ne yapacaksın? Umut bakayım ekmeğidir. Geldi senin yandan şartlı. Vay Adem Bey vay! 3 dakika geciktiniz bugün. Haliyle olacak. Akşamdan enerji kaybımız var. Yap bir ıhlamur Adem Bey'e benden. 6 şeker koy yanına. Piş, içim bayılır be. Lazım adama, çok çalışıyor. Senin mahkemede ne işin var Nuri Bey amca? Tuh, yine mi geldi? Ev sahibi hakaret davası açtı ya. Ne haber, yandan çarklı? Latif gelmiyor mu senin ayağına? Ben onunla pazarlığa oturmam demiş. Gelecek. Eşek gibi gelecek. Görürsünüz. Kiradaki daireyi de üstüme yapacak. Ben adamın ciğerini alırım. Var mısınız iddiasına?
Ne o, korktunuz mu? Öyleyse bundan önceki rakılar gelsin de içelim. Al, bunu da. Teşekkür ederim Rıza amca. Kız geldi. Oo, buyursunlar damat bey. Nikah ne zaman? Latif bey'i bekliyoruz. Sen bana şuradan 5 kilo pirinç, 5 paket makarna, 6 kilo şeker, 10 tane çikolata, 1 tane bal badem ver bakayım. Kıtlıktan mı çıktın mübarek? Peki hesap? Yaz deftere anasını satayım. Yazalım da hesap kabardı. Haberin olsun. Boş ver, kabarsın. Birkaç güne kadar Latif beylere iç güveysi giriyorum. Latif ödeyecek hepsini. Hoş geldin canım. Nasılsın yavrum? Bak, posta güvercinin neler getirdi sana. Nasıl geçti bugün? Kavgaya başladınız mı annemle? Aşk olsun Adem. Ben öyle mahalle kızı mıyım? Sen değilsin ama annem tam kaynanadır ha. Abin geldi mi? Hayatta gelmez. O ne inatçıdır, sen bilmezsin. Allah Allah! Bu Latif Bey'e ne oldu ya? Aman! Bırak şu abimi! Nasıl bırakırım kız? Hayatımız ona bağlı. Öf, amma yedik! Ziyafet canım, ziyafet! Allah şu Latif Bey'in kesesine bereket versin! Alacak mısın anacığım? Ver kız. Müsaade et, bulaşıkları ben yıkayayım. Ya, bizim evin tertibi başka, kabın kacağın yerini bilmezsin. Anam haklı, sen otomatiğe alışıksın. Ellerin bozulur sonra yavrum, ye! Sevtap kız! Efendim Adem? Şu çikolatadan bir tane versene yiyeyim, canım çekti. Peki Ademciğim. Ama şimdi yemekten kalktık. Dokunmasın sakın. Yemem şart. Latif'i ısırıyor gibi oluyorum. Beni fıstık, üzüm, çikolatayla beslemen lazımmış yarışa kadar ya. Bekle beni! Ölüyorum! Bak bıraktı beni, gidiyor! Beklesene be! Kaldım daha başlarında! Ayılar beni yesin de gör gününü! Korkudan altıma kaçıracağım vallahi! Sallan biraz kız! Sporcu karısı olacaksın! Öldüm anneciğim, bittim! Tut beni! Ayaklarıma kara sular indi! Kolay mı? Memleketin en hızlı postacısı ile evlenmek. Alış. Peki, alışırım. Tabloyu ver bakayım. Peki. Çabuk ol kız, terledim. Çayımı ver. Kız niye gelmiyor bu senin ağabeyin konuşmaya? Bugün son gün. Yoksa kederinden öldü mü? Bana ne? Ölürse ölsün. Allah gecinden versin. Onsuz ne yaparız? Ölsün ama bizi evlendirdikten sonra. Aman, bıktım şu Latif lafından, başka laf yok! Bırak şunu! Ne oluyor kız sana? Ben de susadım, ölüyorum. Bak, nasıl çatladı dudaklarım. Ne oluyor kız? Bir kerecik öp seni, ne olursun. Kaç gündür hiç öpmedin. Öpmem. Öyle yaklaşma bana. Bu işler yasak, kondisyon meselesi. Alıştırdın, şimdi de öpmüyorsun. Nasıl duracağım seni öpmeden ben peki? Nasıl durursan dur ya! Aa! Bu kız da iyice azıttı be! Hey Adem! Bekle beni! Adem! Bekle beni! Kalk üstünü giy, gidiyorsun.
Nereye? Babanın evine. Hayatta gitmem. Ne demek gitmem kız? Geberirsin burada. Günde 150 gram kıymayla yaşayabilir misin? Yaşarım, ne var? Söylemesi kolay. Ne oluyor oğlum? Bir şey yok anacığım, sen uyut hadi. Ya anne şuna baksana, beni abimin evine yolluyor. Ha, delirdin mi yoksa? Sen bu işe karışma anne. Bizim onunla aramızda bir hesap. Öyle anlaşmamış mıydık kız? 3 güne kadar abin gelmezse sen onun kapısına gidip affet beni abi. Adem beni ihfal etti, sokağa attı diye yalvarmayacak mıydın? Şimdi niye cayıyorsun? Korkuyorum, bana ne? Ne var bunda korkacak? Seni yiyecek mi? Bir aya kalmaz, ev sahibi yıktıracak evi. Nerede oturacağız? Postacı maaşı ile nasıl yaşarız? Kafanı çalıştır biraz. Ben buraya senin için geldim. Para pul yok gözümde. İki gönül bir olunca... Samanlık seyran olurmuş. Ulan biz inek miyiz? Ne işimiz var samanlıkta? Sen beni sevmiyorsun artık. Bu kümeste aşk mı olur? Seviyorum ama senin evinde. O 120 metrekarelik o gül gibi dairende. Sıcak sulu, kaloriferli. Sen saraylara layıksın. Prensesin benim. Sen buralarda yapamazsın. Hadi git. Bu nasıl iş? Bir yaşıma daha girdim vallahi. Ya beni eve hapsederse? Bir daha görmeyeceksin onun yüzünü derse? Kız ne yapacak seni hapsedip de? Turşunu mu kuracak? Ortada bir namus meselesi var. Kafanı çalıştır. Kadın oldun artık. Benden başka kim alır seni kız? Apartman dairesine kurulduk mu? Gel keyfim gel. Yataktan çıkmayız valla. 5-10 tane de çocuk yaparız. Sahiden yapar mıyız? Vallahi yapabiliriz. Ya beni içeri almazlarsa? İnsan kardeşini sokakta bırakır mı? Aptal mısın sen? Bak iyi dinle. Baktın ki abim benimle görüşmeye yanaşmıyor. Hemen tuzlu su içip kusmaya başla. Tamam mı? Beni son bir kerecik öp. Belki bir daha görüşmeyiz. Öpersem abine gitmez. Patla inşallah. 3 gün oldu Seftap gideli. Bizim kayınbiraderden hala ses çıkmadı. Ne oldu bunlara ya? İster misin kızı başkasına versinler? Yandın o zaman Adem. Yandın. Marmara çırası gibi. Los, bring in den anderen Koffer. Türkçe konuşun lan! Öbür valiz getir. Çabuk tutun elinizi! Akşama gündüz takılmayalım. Bugün Bulgar'ı geçerim baba, Allah'ın izniyle. Bir kaptırdım mı gecen işteyim. İnşallah sağ salim varırsınız oğlum. Latif! Latif! Seftap ist schwanger. Doktor lazım olmak. Belliydi böyle olacağı. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Gel vazgeç bugün yola çıkmaktan oğlum. Yalnız bırakma beni. Hallet şu işi. Kürtaj yaptıralım olsun bitsin. Etme oğlum. Kim alır artık bu kızı? Mahallede duymayan kalmadı. Baba, taşınırsınız buradan. Evi de kiraya veririz. Ne değişir be oğlum? Alan adam anlamaz mı bunun kız olmadığını? Gel verelim şu postacıya, gitsin başımızdan. Tüm Allah kahretsin. Ah kafam, ah! Peki baba, peki. Senin üzülmeni istemem. Gelsin konuşalım. Yaşa aslanım. Evet abi. Yaz, Huriyem. Bıldırcınım benim. Seni bir elime geçirirsem... Oh. Çıtır çıtır yiyeceğim, Allah canımı alsın.
Hey, Rasim amca geliyor. Hoş geldin babacığım, öpeyim elini. Büyük adamsın, büyük babaların kralısın. Seninle konuşmaya geldim. Şöyle oturalım. Buyur, emret. Latif seninle görüşmeye razı oldu, evde bekliyor. Yo, eve gelemem, can güvenliğim yok. Bir dakika. Kılına bile dokunmayacağım. İmkansız. Kusura bakma. Zahmet olacak biraz ama Latif Bey gelsin beni bulsun. Nerede bulacak seni? Buradayım. Beni arayan bulur. Kaçmıyoruz ya. Olur, söylerim. Niye gitmedin görüşmeye? Garanti var bir hesabın. Var tabii. Gider miyim ayağına? Şartlarımı kabul edinceye kadar peşimde koştura koştura inleteceğim onu. Gel şu işin adını koyalım. Koyalım. Biz konuşmaktan kaçmıyoruz. Dur öyleyse konuşalım ya. Duramam, görev başındayım. Bir dakika dur ya. Biliyorsun kız hamile. Ya öyle mi? Çok memnun oldum. Kaç aylık? Alay etme ben lan! Şşş! Bağırma. Vazife başındayım. Posta! Evleneceksin. Tamam, evlenelim. Heh. Bir şey demedik. Heh. Ama? Aması ne? Buyur Adem Bey oğlum. Nuri amca yok mu? İmzalaması Heh. Lazım. Var. Nuri Bey, bak seni istiyorlar. Ooo, maşallah! Anlaştınız demek. Tabii canım, ne var anlaşmayacak şu ölümlü dünyada? Tebligat var. Şuraya imzala. Senin şu mahkeme işi bitmedi mi hala? Ay, bitmez olsun. Boş ver, takma kafana. Ne? Ha? 3 ay hapis! Hanım gel, çabuk gel! Ne oldu, ne var bey? 3 ay hapis! Yakamı gevşet, boğuluyorum! Sakin ol! Aması ne, hadi konuş! Bazı şartlarım var. Neymiş şartların? Atla deve değil canım. Acelen ne? Hem yürüyelim hem konuşalım. Bana bak! Burada söyle ne söyleyeceksen! Ben senin peşinden koşamam akşama kadar! Söyle neymiş şartların? Kiradaki daireyi... Septap'ın üzerine yapacaksın. Bu Allah belanı versin! Namussuz soyguncu! Senin niyetin belliydi zaten! Malıma göz diktin! Alçak herif! Alçak herif! Bırak yakamı bak! Vazife başındayım, hapse atarlar seni. Unut sen o işi! Hiç heveslenme! Sana malımı yedirmem! Sen bilirsin Latifciğim, eşek gibi kabul edeceksin sonunda. Tamam, kiradaki daireyi Sevtap'ın üzerine yapıyorum. Oldu mu? Bak benim Almanya'ya dönmem lazım, bavullarım hazır, senin keyfini bekliyorum. Şuna bak, şuna, şu havalara bak! Duymuyor musun beni be? Duydum da birkaç şartım daha var. Söyle emret! Yo, estağfurullah, emir ne kelime? Yalnız nikah masrafına karışmam. Olur, karışma! Sonra Sevtap'a 6 tane bilezik, 24 ayat... parmağına tek taş yüzük, pırlanta. Ya ben de bir şey istiyorsun sandım, onlar kolay. Sonra boynuna bir gerdanlık, bana da 3 takım elbise, biri lacivert çizgili. 3 takım elbise ha? Biri de lacivert ha? Ezerim ulan seni! Dur ezerim ulan! Kendine gel bak! Aa! Ne yapıyorsun? Bana bak! Aa! Anneciğim! Bu herif beni... Geberteceğim ulan seni! Geberteceğim ulan seni! Bana bak!
Latifciğim kendine gel! Öldürecek bu herifler! Bu sana ders olsun! Bunu senin yanına koymam Latif efendi! Bak bakalım kim kimi eziyor! Geçmiş olsun teyzeciğim! Sağ olun! Buyurun! Geçmiş olsun! Geçmiş olsun Nuri Buyurun. Bey amca! Sağ olun! Sağ olun çocuklar! Sen de sağ ol! Geçmiş olsun Nuri Bey amca! Hep benim yüzümden oldu! Hıyar gibi getirip zarfı verdin! Bu sefer zor kurtuldun! Bir daha getirdin mi... ...garanti gidersin Allah esirgesin! Senin PTT ile bütün ilişkilerini kesiyorum bundan sonra! Hadi bana eyvallah! Güle güle! Güle güle! Güle güle! Bizim bu Adem ömür çocuk! Ya işte böyle! Her şeyi kendine dert etmeyeceksin. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sen çık baba, ben birazdan gelirim. Biraz konuşalım. Olmaz. Bugün canım biraz sıkkın. Senin canını sıkarım görürsün. Böyle konuşacaksan hiç konuşmayalım daha iyi. Ne sinirleniyorsun? Sinirlenmiyorum. Çok sakinim. Öyle dişlerini gıcırtata gıcırtata konuşma. Dişlerimi filan gıcırdattığım yok! Bağırma da! Karşında sağır yok ki! Ne söyleyeceksen söyle! İşim var! Bak dinle! Tek taş yüzüğü, bilezikleri alırım ama... ...takım elbiseyi unut! Peki, hatırın için olur! Öyleyse hemen evlendirme dairesine gidip muameleye başlayalım! Ha, ben sana şeyi söylemiş miydim? Neyi? Ne? 10.000 mark nakit! ...hesabımı Alaman bankalarına yatıracaksın, tamam mı? Ne? 10.000 mark mı? Ulan sen 10.000 markın ne demek olduğunu biliyor musun? Ha? Birazdan bir şeyciğin kalmaz. Fena üşütmüşsün. Bir de kafiruyla uvarım, sabaha iyileşirsin. İnşallah. Ya. Her tarafım tutulmuştu. Ev sahibidir garanti. Ha, bir bu eksikti. Ya rica ettik değil mi? Birkaç gün daha müsaade et dedik. Hele kayınbiraderle şu mukaveleyi bir yapalım. Yo öyle dememişiz, hemen kapıya dayandı. Üf! Buyursun, ah! Latif! Aç şu kapıyı! Bir şey yapmayacağım, seninle konuşmaya geldim. Bu saatte mi? Bana bak, seninle uğraşacak vaktim yok. Oyalama beni, ben Almanya'ya dönüyorum. Şu işi bitirelim artık! Bitirelim! Canım Latifciğim! Tamam, 10.000 Deutsche Mark'ı kabul ediyorum. Bir aya kalmaz Alman bankalarından birine yatırırım, oldu mu? Oldu, oldu da... Dahası ne? Yarın sabah hemen notere gideriz. Gideriz, gitmesine kolay da... Bana bak, çıkarsana ağzından şu baklayı... ...senin donuna kadar her şeyini alacağım desene! Yok canım, o kadar da değil artık. İstiyorsak... ...senin kardeşinin rahatlığı için. Delirtme beni. Başka ne istiyorsun? Kızmaca yok ama. Tamam. Yok. Bize bir araba lazım. Nasıl? Çocuk arabası değil mi? Yok canım. Şöyle Mercedes falan. Mercedes mi? Bana bak! Allah canımı alsın, boğarım seni! Artık buna mı geldi ha? Gelme! Gelme üstüme! Yukarıda resmi tabancam var, vururum! Benim elim armu toplamıyor! Araba! Ah benim bu eşek kafam! Ah! Eşek kafam! Ah bu eşek kafam! Ah bu eşek kafam! Yazık kafana, dağılacak bir gün! Fena mı olur? Hafta sonlarında gezdiririm kardeşini! Bak, yakında bir yeğenin olacak, üşütmesin çocuk! Tamam, tamam! Bitti, kes artık! Unut artık sevtabı da! Aç gözlü! Oh. Arabayı da alacağım Latif Bey. Hem de 0 kilometrede. Selamin kablen! Zelzele mi oldu oğlum yoksa? Onun gibi bir şey anne. Bizim kayınbirader eve kafa attı da... Hadi oradan zevzek! Allah Allah! Bu sefer sağlama ev sahibi. Bir dakika, bir dakika! Aa! Gene Latif!
Hayrola kayınbiraderim? Bütün şartlarını kabul ediyorum. Yalnız benim de bir şartım var. Neymiş bakalım? Yarışı kazanırsan 0 kilometrede Mercedes'i de alacağım... ...öteki isteklerini de yapacağım. Mersi, ah canım gel seni bir öpeyim. Kafan nasıl? İyi, ne oldu ki? Yok yani, kendinde misin? Kendimdeyim tabii. Hah, tamam. Yalnız yarışı kazanamazsan... ...şartsız şurtsuz hemen Sevtap'la evleneceksin. Oldu. Sen mukaveleyi hazırla, yalnız noterden olsun. Pullu mullu. Adem! Adem! Anlaşmaya getirdi. Gel imza et. Okumadan imza etme. Peki, al oku. Aa, arabanın markasını yazmamışsınız. Neydi markası? Mercedes canım. Peki, yazmaya gerek yok. Söz, Mercedes. Şahit olun noter bey. Peki Adem bey. Seninkini istemem ama. 0 kilometrede olacak. Ona da peki. 0 kilometrede. İmzala şunu. Hayırlı olsun. Gel seni bir öpeyim Latifciğim. Hey Adem! Bir dakika durun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Maçayı kurtardık baba. Bu şapşal yarış barış kazanamaz. İnşallah oğlum, inşallah. Hem de nasıl kazanacak? Dikkat, dikkat! Yarışmacılar lütfen start çizgisi üzerinde yerlerini alsınlar. Adem! 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 Adem istat! Adem! 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 Sus kız! Ne oluyorsun be? Baba öldüreceğim bu kızı ha! Boş ver oğlum, boş ver. Adem! Adem! Dikkat, dikkat! Adem, yarışmacılara son ihtar! Yarış başlıyor! Adem! Adem! Ne oldu? Halleş Papuç! Tam zamanını buldun, çözülecek! Bu iş bu kadar baba! Hadi, hadi, hadi! Giden gitti oğlum! Sana öyle geliyor! Beni kesecek postacı daha anasından doğmadı! Ah bir yetişti Adem abi! Selamun aleyküm! Müsaadenizle efendim! Şu yarışı kaybetse de kurtulsam. Nefesi mefesi kesilse de geberse.
Baba, kurtulduk. Adem abi yarışı kaybetti. Evet. Yok be, baksana peşlerinde. Dayan Adem abi, dayan! Adem abi, ne oldu be? Allah'ım, 120 metre karelik daire. Sıcak sulu, kaloriferli. Bilezikler, kolyeler. 10.000 mark bankaya. 3 takım elbise. Biri lacivert çizgili. 0 kilometrede setup, aman Mercedes. Bastır Adem, bastır! Hadi Adem! Gayri, hadi koş! Hadi! Ne o, kazandın mı? Tabii ya, kazandım. Yok ya. Valla. Bravo Adem abi, bravo! Susun lan! Hadi yürü, yürü, yürü hadi! Aferin Adem abi! Adem başkanlık yok! En büyük Adem başkanlık yok! En büyük hakikaten büyük adammış baba. Az daha donuma kadar alacaktı. Hakkını helal et baba, ver elini öpeyim. Acelen de be oğlum. Adem omuzlardan inmeden ben sınırı geçeyim. Bu adam mukabele falan dinlemez. Bakarsın fikrini yine değiştirir, ne olur ne olmaz. Adem başka büyük yok. En büyük Adem başka büyük yok. Adem'in bir kız. Artık evlenelim mi? Evlenelim artık kız. Evlenelim vallahi, burama kadar geldi. Allah'ın izniyle kızını istiyorum Rasim amca. Verdim gitti. Bir tanedir benim kayınbabam, bir tane. Büyük adam. Gel seni de Rasim amcayla evlendirelim. Oo. Aa, o ne?